Futbolun şehirlerinde bu hafta Türkiye'nin turizm başkenti Alanya'dayız. Alanya dediğimiz zaman tabii ki aklımıza deniz, kum ve güneş geliyor. Burası Türkiye'de turizmin ilk başladığı noktalardan biri, hala da ilk günkü popülerliğini koruyor. Dünyanın her yerinden buraya gelenler tatil için Alanya'yı tercih ediyorlar. Hatta pek çoğu da burada yerleşik olarak kalıyor şu anda. Alanya'dayız. Alanya Spor'u da yakından tanıtacağız sizlere. Süper Lig'de son yıllarda adından söz ettiren Alanya Spor zirveye oynamaya başladı. Hedeflerini öğreneceğiz. Alanya Spor'un ne durumda olduğunu hep birlikte göreceğiz. Alanya'nın kültürel tarihi güzellikleri de bu programda ekranınıza gelecek. Alanya'da çarşının içerisinde muhteşem bir görüntüde programı açıyoruz. Gezecek, görecek çok yerimiz var. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Alanya'yı gezmeye başlıyoruz. Alanya'nın en güzel noktalarından birindeyiz. Kızıl Kule ve Tersane. İlham Yetkin yanımızda, arkeolog. Bu tarih yapıyla ilgili, yapılarla ilgili bize bilgi verecek. Öncesinde isterseniz buranın hikayesiyle başlayalım. Kızıl Kule'nin hikayesiyle başlayalım. Evet. Kızıl Kule ve Tersane, Alaaddin Keykubat'ın 1221 yılında Alanya'yı fethinden sonra değeri daha da arttığı için savunma amaçlı yapılmış bir yapıdır Kızıl Kule. 1221'den sonra bu imar faaliyetleri başlayınca, kitabelerinden anladığımız üzere 1226 Nisan ayında mimarı da Halepli Ebu el-Reha Keptani yapmış. Bütün kitabelerinden aldığımız bilgiler bunlar. Ama denizcilik de çok önemli olan Tersane için Kızıl Kule bir savunma kulesidir aslında. Evet, yani bu tersane çok önemli çünkü evet, deniz kuvveti olması çok önemli. Evet. Ve Kızıl Kule de onu koruyor. Kesinlikle. Özellikleri nedir? Aslında yapı olarak baktığımız zaman günümüze kadar da sağlam ulaşmış. Kesinlikle. 8 köşeli, 33 metre en yüksek yeri, arkada yamaca doğru olan kısmında birazcık daha 3 metrelik kayıp var. 5 katlı kendi içerisinde, son 2 katı açık kat. Kulenin ortasında bir tane sarnıç var. Çünkü savaş ortamında uzun süre kapalı kaldığı zaman insanlar içeride su ihtiyacını gidermek için. Peki kale de şu anda aslında hala içinde yaşam olan bir kale. Evet. Bu da dünyada çok örneği yok. Benim bildiğim kadarıyla 3 kalenin içerisinde dünyada aktif yaşam var. Onlardan biri de Alanya Kalesi. Evet. Kaleden de bahsetmek gerekirse kaleyi nasıl anlatabiliriz? Dediğiniz gibi üzerinde 2500 yıldır kesintisiz bir yaşam var. Yaşam hep devam etti. Şu anda yine devam ediyor. Biz de onu hem koruma amaçlı imar planımızla hem de işte kültür varlıklarını koruma yasaları gereğince korumaya çalışıyoruz. Kalenin surları da aslında birkaç kez yapıldı herhalde, değil mi? Kesinlikle. En eski surlar içeride kaldı. Cumhuriyet döneminden sonra birkaç defa restorasyon yapıldı. Ama aslında Alaaddin Keykubat aldığı zaman Alanya'yı bu surlar bu kadar yüksek değildi. 9 yılda bütün bu gördüğünüz surlar yükseltildi, tersane yapıldı, Kuzu Kule yapıldı. Peki şimdi kuleyi anlattık, kaleyi anlattık. Tersaneyi de içeriden görmenizi ben öneririm. Gidelim tersaneyi tabii içeriden anlatalım. Tabii ki. Şimdi geldik o müthiş tersanenin içine. Evet. Bir mimari şaheser belki de. Kesinlikle. Biraz içinden bahsedelim. Nasıl yapılmış, ne düşünülmüş burası yapılırken? Alaaddin'in mimarları işe koyulduğu zaman tabii ki buradaki doğal hesaplamalar yapılıyor. Denizin nasıl patladığı, kışın geldi gitti. Bunlar da hesaplanarak buraya beş gözlü bir tersane inşa ediliyor. Her bölümün ayrı bir işlevi var. İşte görüyorsunuz bir Osmanlı çekevelesi.
1800'lerin 19. yüzyılın bir örneği, replikası. Burada teknenin gövde kısmı yapılıyor. Sonra indiriyor. Şu an deniz görüyoruz burada ama... Çünkü şimdi gördüğümüz zaman ne kolay buradan hemen denize indiriliyor diyoruz ama aslında o zaman deniz yok burada. Deniz çok daha ileride. Geç dönemlerde küçük kayıklar için kullanıyorlar tabii ki ama o dönemde şimdi bu kadar büyük bir teknenin direğini sığdıramayız buraya. Peki mimari olarak da burada pek çok özellik var dedik. Mesela taşlardaki işaretler, onu benim bildiğim kadarıyla adeta bir Lego gibi burayı tasarlayan mimar onları işaretler halinde ve taslak haline gönderiyor. Sonra buradaki işçiler de onları o işaretlere göre birleştiriyor ki o dönem için gerçekten müthiş. Taş ocağına gidip kesilecek taşların neresi için olduğunu yazıyorlar, işaretleri koyuyorlar. Taşlar geliyor buraya. Onun ustası da işarete göre elindeki projeyi okuyup hemen yerli yerine koyuyor. Ayrıca Alaaddin Keykubat önce Sinop'taki tersaneyi yaptırıyor. Sonra Alanya'yı fethini gerçekleştirdikten sonra buradaki tersaneyi yaptırıyor. Bununla da bir ünvan kazanıyor. Sevahiri Sultan, İki Deniz'in Sultanı ünvanını alıyor. Kitabımızda da var zaten. Evet, yani Akdeniz'e inmeleri bile Selçukluların o dönem aslında çok büyük bir iş. Tersaneye gelip de burada büyülenmemek mümkün değil. Çok teşekkürler verdiğiniz için. Rica ederim. Alanya'da Damla Taş Mağarası'ndayız. Burası Alanya'ya gelen turistlerin en çok rağbet ettiği noktalardan biri ve bulunuşu da yine bir tesadüfe dayanıyor. 1948 yılında yat limanı için, liman için daha doğrusu buradan taş çıkartılırken patlatılıyor ve bir giriş fark ediliyor. O girişten buraya girdiklerinde de işte bu muhteşem manzarayı görüyorlar. Bu muhteşem manzarayı gördükten sonra da burayı turizme nasıl kazandırırız diye düşünüyorlar. Fark ediliyor ki aslında burası üst solunum yollarına çok iyi geliyor. Ankara'ya Hacettepe Üniversitesi'ne başvuruluyor. Oradan bir heyet geliyor, incelemelerde bulunuyor ve buranın astım hastalığına iyi geldiği belirleniyor. Çünkü burada çok yüksek bir nem oranı var içeride. Şu an ben de terliyorum zaten gördüğünüz gibi. Ve yaz-kış sıcaklık oranı hiç değişmiyor. 23 derece civarında bir sıcaklığı var içerisinin. Burada kürler uygulanıyor. Yani buraya saatli gelen insanlar aşağıdaki koltuklarda oturup belli bir süre boyunca burada kalıyorlar ve onları tedavi ediyor. Bu astım hastalarını özellikle burada tedavi ediyor. Tabii bunun yanında da bu sarkıtlar, oluşan dikitler de muhteşem bir manzara oluşturuyor. Alanya'da Süleymaniye Camii'nin önündeyiz. Burası, buradaki pek çok yapı gibi aslında Selçuklu döneminde Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmış bir camiydi öncelikle. Ahşap olan o cami tamamen yıkıldıktan sonra üstüne Kanuni Sultan Süleyman döneminde bu cami yaptırıldı, Süleymaniye Camii. İçindeki en önemli özellik akustik. Caminin içerisinde öyle bir akustik var ki bir taraftan konuştuğunuzu diğer taraftaki köşe duyabiliyor ama ortadakiler hiçbir şekilde duyamıyorlar. Bu şekilde yapılmış bir akustik var içerisinde. O dönemin mimari harikalarından biri aslında. Ve Süleymaniye Camii o dönemden bu döneme çok da fazla harap olmadan gelmiş. Aynı tuğlalar, aynı minare günümüze kadar korunmuş.
Bu da bir başka önemli özelliği. Günümüzde de kaleye gelenler, Alanya Kalesi'ni ziyaret edenler bu camiyi de görmeden dönmüyorlar. Alanya'da Bedesten'deyiz kalenin içerisinde ve burada çok ilginç bir el sanatıyla karşılaştık. Hüseyin Ayan yanımızda. Evet, hoş geldiniz. Bu el sanatıyla ilgili bilgiyi ondan alacağız. Evet. İpek böceği pozasından evet. Tablo, biblo ve çeşitli ürünler yapıyorsunuz. Evet. Nasıl bu el sanatı, nasıl gelişti? Alanya'da çok rağbet görüyor mu, onu sorayım. Evet, Alanya'da eskiden beri ipek böcekçiliği, yetiştiriciliği var. Bu yetişen böceklerden ipek böceğine koza yaptığı zaman, bu kozayı işlendiği zaman ipe geldi diyoruz. Burada kale bölgesinde de çurfalıklara dokuma, kumaş yapıyorlar. Floşal gibi bir yönden de bizde bu ipek böceğinin kozalarından koza çiçeği yapılıyor. Şimdi ipek böceği kozası bu. Evet. Bunun içinden ipek elde ediyorsunuz. Bunun dışından ipek elde ediyorsunuz. Dışından ipek yapar, evet, elde ediyorsunuz. Evet. Böceği sonra şu. Böceği içinde. Böceği içinde. Bittikten sonra bunu koza örüyor. İşte bir 35-40 günlük bir zamanı var. Ördükten sonra şunu sıcak suya kattığımız zaman bundan 1,5-2 kilometreye yakın ip çıkar. Oo. Bu ipleri de haşırlarız, bu şekilde ipe geldi deriz. Elde ettiğimiz ipeklerde de kuşak şal dokunur. Yine çiçek yaptığımız zaman kozalardan modeline göre çiçeği keseriz. Aynı bu şekilde ipek kozasından çiçekler çiçekler yaparız. Yine şu şekilde biblolarım, şeylerimiz var, panolarımız. Ya bunları evet. İpeği aldıktan sonra kalan kozadan yapıyorsunuz. Yok, normal almadan. Ha, almadan. Normal almadan ikiye bölüp şey yapıyoruz, koza yapıyoruz. Yani kozadan çiçek yapıyoruz. Evet. Yani İşlerseniz ipek yapıyoruz, işlemezsek de koza çiçeği yapıyoruz. Alanya Kalesi'nin altındaki Mecdüddin Sarnıcı'nın içerisindeyiz. Aslında Alanya Kalesi'ne Sarnıçlar Kalesi de diyebiliriz. Çünkü yaklaşık 400 sarnıç var kalenin altında. Bu en önemlilerinden ve devlet sarnıcı olarak biliniyor. Devlet sarnıcı nedir, onu açıklayalım aslında biraz. Tabii burası sıcak bir bölge ve buradaki halkın evlerinde ikişer tane sarnıç bulunuyor her evin altında. O sarnıçlardan biri tarlayı sulamak, hayvanları su vermek, diğeri de evin su ihtiyacını karşılamak için. Ama dedik ya, kurak bir bölgedeyiz diye, o sarnıçlardaki su bitiyor Ağustos, Eylül aylarında. İşte o dönem devlet hazırladığı bu sarnıçlarla, büyük sarnıçlarla onlara su desteği veriyor. Peki tarihi neye kadar eskiye gidiyor bu sarnıcın? Aslına baktığınız zaman 800 yıldan daha fazla, yaklaşık 1000 yıla yakın buranın bir tarihi var. Bizans döneminde yapıldığı düşünülüyor. Ama burayı sonrasında daha iyi hale getiren Selçuklular ve Osmanlılar, zaten uzun bir dönemde bu sarnıçlar kullanılmış. Dediğim gibi burası su doluyor. Evlerdeki sarnıçlardaki sular bitince yukarıdaki deliklerden kovalar sallandırılıyor. Buradaki su alınıyor ve ondan sonra o su kullanılıyor. En büyük, en önemli sarnıçlardan biri günümüze kadar da çok sağlam bir şekilde gelmiş. We'll be right back.
Alanya'dayız. Gerçekten muhteşem bir sofranın önündeyiz. Sevda Çapa var yanımızda. Alanya Belediyesi Çevre Koruma Müdürü, aynı zamanda gastronomi çalışmalarını da yürütüyor. Ve bu yerel lezzetleri bize tanıtacak kendisi. Evet. Gerçekten dediğim gibi hani hangisinden başlayacağını bilemediğiniz sofralar olur ya, kuş sütü eksik diye. Öyle bir sofra hazırlamışsınız. Teşekkürler. Teşekkür ederiz biz de geldiğiniz için. Öncelikle Alanya'daki yemek kültüründen biraz bahsedelim yemeklere geçmeden önce. Alanya'da ne yenir, ne içilir? Davet sofralarında özel yemekleri var. Yerenin lehçesinin yemeklerle beraber anıldığı ve hala kullanıldığı yemeklerimiz var. Mesela şurada buradan başlarsak, evet. Alanya Belediyesi tarafından coğrafi işaretini aldığımız bir gülüklü çorbamız var. Bu bizim bir davet soframız. Misafire verdiğimiz, önemi belli ettiğimiz en önemli ürünlerimizden biri. Ne var içinde? İçinde küçük küçük gülük denen köftelerimiz var. Hı. Normalde orijinali işkembeyle yapılıyor ama işkembenin daha az kullanılmasıyla tavuğa dönmüş. Pirinç var, bol domates var ve bol limon sıkılarak tüketiliyor. Alanya biliyorsunuz bir narenciye kenti aynı zamanda da. O yüzden limon kullanımı ve tereyağı kullanımı çok fazla. Burada yörük kültürünün etkileri de yaşatılıyor. Burada kaburga dolmasına benim benzettiğim bir şey var. Evet, Diyarbakır'da yapılan kaburga dolmasının burada keçi eti kullanımı çok fazla. Yörük kültüründe olmamızdan dolayı. Hayvanın yan bölgesinde labalık diye bir alan var. O labalık alınıyor. İçinde bir cep açılıyor. O cebin içine de ciğerli ve kıymalı iç pilav doldurularak 3-4 saat boyunca pişiriliyor. Özel yemeklerde sofranın ortasına gelip misafire verilen kıymetin gösterildiği ürünlerimizden biri. Peki şöyle diğer bahsetmek istediğiniz buraya özel neler var? Evet, tüm Alanya halkının evine gittiğinizde hemen böyle çayın yanında mutlaka S pasta ve çiğirdik ikram edilir. S pasta, S gerçekten. Evet, bayatlamayan tereyağınla yapılmış özel bir ürün. Masadaki az solistlerimizden biri de öksüz helvası. Öksüz helvası unun tereyağıyla uzun süre kavrularak yapılması, pekmezle yapılması ve en sonunda da tereyağlı servis edilmesiyle yapılıyor. Şu anda elimde tuttuğum şey kabak mı? Evet, dikenli kabak. Dikenli kabak. Bu sadece burada var galiba. Bu bölgede yetişiyor. Küçük bir havzada yetişiyor. Kızartması yemeğe yapılıyor. Dışında böyle küçük küçük dikenleri var. Kabuğu soyulduktan sonra kızartıp talatorla servis ediliyor. Hepimizin dışarıdan ithal olarak sandığı bir 36 çeşitli tropikal meyvemiz var Alanya'da. İşte goji berisinden ejder meyvesine kadar çok büyük miktarlarda da tropikal meyve üreticiliği var ve hala da hızla devam ediyor. Nedir? Bu bir yöresel lezzetler kitabı. Evet, Alanya'nın yöresel yemeklerini köy köy dolaşıp orijinal tariflerini topladık, reçetelendirdik. Ondan sonra da kitap haline getirdik. Bir Alanya Belediyesi yayınıdır. İkinci baskısı. Biz de bunu size de hediye edelim. Çok teşekkür ederim. Benim çok işime yarayacak ama ben esas evdeki şefe, eşime götüreceğim. O bakalım buradan nasıl yemekler yapacak. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile birlikteyiz. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Alanya'nın kültürel ve tarihi önemini konuşacağız. Alanya'yı konuşacağız her şeyden öte. Öncelikle isterseniz Alanya'nın öneminden başlayalım. Tabii ki Alanya denince dünyanın en huzurlu, en mutlu, en güvenli ve çeşitli dinlerin, medeniyetlerin ve kültürün yaşadığı 2500 yıldır aralıksız bu şehirde hayatın yaşanan bir şehir. Bu şehir Selçukluları başkentlik yapan, Osmanlı'ya liman şehri ve Cumhuriyet tarihinde de turizme açılan ilk pencere. Ülkemizden 81 vilayetten göç almasıyla birlikte dünyanın 123 ülkesinden ikametgah alıp yaşayan 38 bin yerleşik yabancının olduğu, yazları lokal nüfusun 500 binden hiç düşmeyen ve kışların 500 binden aşağı düşmeyen ve yazında 1 milyonun altına hiç düşmeyen bir nüfus kitlesine sahip. Çünkü birinci önceliği Alanya'nın turizm, ikinci tarım. Evet. Alanya tabii ki çok büyük bir yer. Yani pek çok şehirden daha büyük hem nüfus olarak hem yüz ölçümü olarak. Burada insanların normal, yani Alanya Spor'a da geleceğim ama
normal halkın günlük hayatında spor yapabilmesi için ne gibi imkanlar sağlanıyor belediye tarafından? İnsanlar burada hem turizm bölgesinde spor, dağ bisikletleri, yayla turizmi ve kültür, sanat bu gibi bütün organizasyonları doya doya yaşayabileceği, iç içe yaşayabileceği bir kent. Hatta en büyük örneğinden beri birisi de dünyadaki Ocean Man'in en güzel parkur seçilmesi ve en fazla katılımın olan spor organizasyonunun birisi olması da burada. Hatta Cumhurbaşkanlığımızın spor bisiklet turnuvası da biliyorsunuz birkaç yıllarca Alanya'dan start almıştı. Alanya Spor'la ilgili bir hayaliniz var mı peki? Süper Lig'de çok iyi gidiyorlar. Başkana da sordum ama size de sorayım. Bir gün bir şampiyonluk yaşanır tabii mı Alanya Spor? Tabii ki biz hep hayallerimizin peşinde koştuk ve hep bizim hayalli ölçeklerimiz ulaşılamayan hayallere değil de ama ulaşılabilecek hayallerimizin peşinde koşmaya devam ediyoruz. Çünkü Alanya'nın bilinirliği, tanınırlığı da Alanya Spor'u da vesile olduğu gibi bu bölgede yapılan uluslararası birçok spor organizasyonlara da ev sahipliği yapıyoruz. Evet. Tabii ki bizim de kim istemez ki bir gün Şampiyonlar Ligi'nde olsun kupayı kaldırmayı kim istemez? Alanya'da meşhur Kleopatra plajındayız. Alanya turizmin, deniz turizminin ilk başladığı yer Türkiye'de ve hala da o ilk günkü önemini koruyor aslında. Alanya dediğimiz zaman aslında Kleopatra plajı en çok bilinen yer. Burası 3 kilometre uzunluğunda dünyanın sayılı plajlarından biri ve tüm Alanya'ya baktığımız zaman da 80 kilometrelik bir plaj hattı var burada. O nedenle de çok tercih edilen bir nokta Alanya. Aslında dedik ya burası deniz turizminin ilk başladığı yer diye, burası Selçukluların yazlık başkenti. Yani yazlıklarını burada yapmışlar, yazlık saraylar burada ve Konya merkezi Selçuklu Devleti gelip burada yazlarını geçirmişler. Onlar da buranın önemini keşfetmişler. Sonra Cumhuriyet yıllarında da deniz turizminin ilk başladığı nokta olarak kabul ediliyor. Hala da ilk günkü önemini koruyor aslında. Dedik ya burada pek çok turist var. Yılın her mevsimi geliyorlar, burayı çok seviyorlar. Buraya da yerleşiyorlar üstelik. Yerleşen turist sayısı buraya 33 bin civarında ve Alanya nüfusunun da %10'unu oluşturuyor. Onlar buranın güzelliği karşısında kalıyorlar, Alanyalı oluyorlar ve nüfusun %10'u da onlardan oluşuyor. Kasım ayındayız. Denizin güzelliğine bakın. Denize girenler var. Yılın her mevsimi güzel aslında Alanya. Hakikaten Alanya Spor'un bu yerlere gelmesi çok büyük bir başarı. Yani bunu taraftarın hayal etme şansı hiç yoktu. Tamam PTT Ligi falan gördük ama hani Süper Lig'e çıkmak, hani çıktığımız zaman nasıl tutunabiliriz falan bunlar için hep bir soru işaretiydi. Zaten Süper Lig'de aşağı yukarı bir 6-7 senedir varız. İlk 2 sene bir potada yani ufak bir sallanma oldu ama ondan sonra hiç düşme potasını falan görmedik. Kupa finalinde olimpiyatla oynamasaydık o kupayı kaldıracaktık. Buna inanıyorum ama olimpiyat hep bize ters geliyor. Ama ben inanıyorum Alanya Spor mutlaka bir gün Türkiye Kupası'nı buraya getirecek. Biliyorsunuz bir tek Akhisar alabildi ilçe takımı olarak Türkiye Kupası'nı. İkinci inşallah biz olacağız. Ha, normal şartlarda bu başarıya göre yani bu stat bile yetmemesi lazım. Yani bu bir gerçek. Ama bizde maalesef başka şehirlere göre mesela bir Eskişehir'le ne bileyim işte bir Göztepe'yle kıyasladığın zaman hani o kültür o insanlar oraya oluşturmuşlar ve o insanlar oluşturduktan sonra o kültür devam etmiş. Bizim burada şimdi Süper Ligi falan yeni gördüğümüz için hani bu kültür yavaş yavaş oluşuyor. Hani bizdeki hani bu formalar olsun ne bileyim
artık deplasmanlar olsun, işte bir Fenerbahçe stadında maç izlemek veya bir Beşiktaş stadında maç izlemek. Hani bunlar artık yavaş yavaş bu kültürler oluşuyor. Zamanla daha iyi olacağını inanıyorum. O yıllar önce başladı. İlk maç o zaman 4. Afyon Karahisar'ın maçı var aşağıda, evet. Eski stadda. Bu 10-12 sene önce falan ilk maça girdim ben. O bir aşk, bir tutku, bir sevgi. Bu bambaşka bir şey. Burada biz Galatasaray çeyrek finali oynadık. Şubat ayında. O zaman da önce biz bir röportajı yaptık. Ben dedim böyle biz alırız bu maçı falan. Herkes güldü. Ama biz aldık. Ve finale biz gittik. Ben Alanyaspor Trondheim beraber de gittim. Onlar Rosenborg ile oynadılar ama ben Alanyaspor'u tuttum. Yeşil! Turuncu! Şampiyon! Alanya! Yeşil! Turuncu! Şampiyon! Alanya! Alanya'da Siedra Antik Şehri'ndeyiz. Burayla ilgili bilgiyi arkeolog Mustafa Yıldızlı'dan alacağız. Alanya Gazi Paşa yolu üzerinde Siedra ve tarihçesi de çok çok eskilere dayanıyor. Şu an ana caddenin üzerindeyiz, sütunlu yoldayız ve burayla ilgili bilgileri alalım sizden. Tarihçesi öncelikle ne kadar eskiye gidiyor buranın? 2900'lü öncesine gidiyor. Yani milattan önce 9. yüzyılda kentin kurulduğunu anlıyoruz. Ve yaşamın milattan sonra 13. yüzyıla kadar devam ettiğini belirledik yapılan çalışmalar sonucunda. Kimler yaşamış burada? Burada yerel halk yaşıyor ve bir de Romalı yöneticiler yaşıyor. Evet, yani Roma dönemi, evet. Ve daha öncesinde de aslında yerel halk var burada. Yerel halk, evet. Yaşıyor. Kendi yerel halkları. Peki buranın önemi ne? Baktığımız zaman çok hakim bir konumda, tepede. Ve ilginç de bir mimarisi var aslında. Ondan bahsedelim mi biraz? Buranın önemi şöyle ki, antik dönemde savaşlar çok olduğu için öncelikle kent kurulurken tepe yerler ve her yere hakim yerler seçilir. Tabii bunun yanında su kaynakları, onlar bunlar vesaire. Onlar da düşünülerek hareket edilir. Buranın konumu da bütün çevreye hakim. Ve işte etrafında surlarla çeviriyorlar ve burada yaşamaya başlıyorlar. Ve tabii ki gelen istilalara, evet, ve karşılık korunma. Karşı, aynen, korunma. Teras sistemi var galiba, evet, burada. Evet, üçlü yani ana caddeler var, üç tane. Bu üç caddeden en büyük olanı sütunlu cadde dediğimiz bu caddeler. Diğerleri işte aşağıda kademe kademe yükseliyor. Ve ara sokaklar var. Caddeleri birbirine bağlayan ve yapıları birbirine bağlayan, girişleri sağlayan. Buranın bir önemi de antik dönemde yazıtları. Evet. Yani o yazıtlarda da genelde yarışları anlatıyor. Güreş ve atletizmle ilgili yazıtlar. Ve bu yazıtlarda işte sporcuların ödüllendirildiği ve oyunları kimlerin düzenlediğinden bahsediliyor. Peki en son olarak buradaki en önemli yapı olarak bu caddenin dışında nereyi gösterebiliriz? Hamamı var, çok büyük. Büyük hamam diye adlandırıyoruz. Mozaikleri, özellikle zemine döşenmiş mozaikleri figürlü olduğu için ve milattan önce 4. yüzyıla ait kaliteli işçilikte olmasından dolayı hem önemli hem de mitolojik sahne canlandırılıyor onun o sahnede. O yüzden çok önemli yani mozaikler.
Alanya ülkemizin en güzel turistik beldelerinden biri. Ama Alanya çok sıcak. Özellikle de yaz aylarında Alanya'nın sıcağı insanları bunaltabiliyor. İşte o zaman ne yapıyorlar? O zaman biraz daha yukarı çıkıp Dim Çayı'na geliyorlar. Burada gerçekten çok güzel tesisler var ve su buz gibi. Hava sıcaklığı da burada tabii daha düşmüş oluyor. Ve yazın sıcaktan kaçmak isteyenlerin bir numaralı durağı Dim Çayı ve etrafındaki tesisler. Biz Kasım ayında geldik. Hava yine çok güzel. Su yine buz gibi. Ara ara suya atlayanları gördük. Onlar biraz üşümüş gibiydiler. Ama yine de Dim Çayı'nın güzelliği anlatılmayla olmaz. Buraya gelip mutlaka görmeniz gerekiyor. Dediğim gibi hem buradaki tesislerde yemek yiyebiliyorsunuz, kahvaltı yapabiliyorsunuz ve her şeyden önemlisi sıcaktan kaçabiliyorsunuz. Alanya denince akla tabii ki çok eskiden beri muz geliyor. Son dönemde de avokado Alanya denince akla gelenlerden biri. Hilmi Sevilgen'le birlikteyiz. Alanya Avokado Üreticiler Birliği Başkanı. Önce muzu konuşacağız, bir muz bahçesindeyiz. Sonra o meşhur avokadonun yanına da geçeceğiz. Öncelikle tabii ki Alanya muzu neden bu kadar lezzetli? Burada yetişen ürünler neden bu kadar rağbet görüyor, onu sorayım size. Şimdi hoş geldiniz. Şimdi Alanya muzu Türkiye'de ilk defa Alanya'da yetiştiği için ön plana Alanya çıktı. Açık alanda yetişiyordu daha önceki muzlarımız. Açık alanda güneşi direkt gördüğünden dolayı lezzet oranı çok daha fazla oluyor. Ama tabii zaman ilerledikçe biz bu muzu örtü altına aldık. Örtü altında işte rüzgardan, yağmurdan, fırtınadan etkilenmediği için çok daha devasa dallar elde etmeye başladık. Açık alandaki muzlar bizim 20-30 kilo arasında gelirken buradaki dallar 60 kilo ile 80 kiloya kadar ulaşmaya başladı. Bir rakam verebiliyor muyuz? Ne kadar alana şimdi yayın? Şu şekilde bizim Türkiye üretimi 2009-2010 yılına kadar aşağı yukarı 100-150 bin civarında bir üretimimiz vardı. 300 bin ton civarında da bir dışarıdan ithal muz elde ediyorduk. Son 10 yılda üretimimizi 600 bin tona kadar çıkardık, yerli üretimi. İthal muz yok denecek kadar az, 80 bin ile 100 bin arasına kadar düştü. Evet. İsterseniz avokadoya geçelim. Çünkü son dönemde çok popüler avokado, onları anlatalım. Evet, avokadoya geçelim. Hilmi Sevilgen'le birlikte şimdi avokado bahçesine geldik. Avokado son yılların en popüler ürünü. Peki faydası nedir? Önce onu soralım. Şimdi biz avokadonun ilk başlarda çok faydalı olduğunu biliyorduk. Kemik gelişimine faydası olduğunu, bebeklerin gelişimine faydası olduğunu. Ama biz coğrafi işaretine başvuru yaptık Alanya avokadosunun. İçeriğinde neler olduğunu biz burada görünce, içeriğinde işte fosforundan bakırına kadar çok ürünlerin, çok maddelerin, besin değerlerinin, doymuş doymamış yağ bedellerinin çok yüksek olduğunu gördük. Ve coğrafi işaretini aldık. Faydasının çok daha fazla olduğunu bu anda öğrendik. Peki bu nasıl tüketiliyor? Pek çok kişi bunu da bilmiyor çünkü soymaya çalışanları gördüm ben. Şimdi avokado normal dalından koptuktan sonra sert bir şekilde kopuyor. Aşağı 3-4 gün normal oda sıcaklığında bekleyince bu kulak memesi dediğimiz kıvama kadar geliyor. O yumuşaklıktan sonra isterseniz ezerekten, isterseniz salatanın içerisine koyaraktan tüketebiliyorsunuz. Yani bunun biraz olgunlaşması gerekiyor. Olgunlaşmış olanı ya da almanız gerekiyor. Evet. Ben bir tüyo vereyim o zaman size iyi bir avokado tüketicisi olarak. Muzla beraber koyarsanız o biraz daha olgunlaşmasını hızlandırıyor. Doğru mu? Evet. Muz, limon ve elma. Elma. Üçü bunun biraz daha iyi olgunlaşmasını sağlıyor.
Alanya'da Kent Belleği merkezindeyiz. Bir diğer adıyla da Kent Müzesi. Son 150 yıl Alanya'da yaşamla ilgili her şey bu müzede sergileniyor. 3 katlı bir konak aslında burası. Bu konağın içerisi daha sonra bu merkeze dönüştürülmüş. Ve girdiğiniz zaman Alanya'daki kent yaşamının son 150 yıldaki tüm örneklerini burada görebiliyorsunuz. Gerek sosyal hayattaki gerek iş hayatındaki objeler burada sergileniyorlar. Ve günümüze kadar da çok iyi şekilde ulaştırılmış durumdalar. Tabii ki bir merkez, bir müze gezmek istiyorsanız, son 150 yıl neler yaşanmış onları görmek istiyorsanız Alanya'ya geldiğinizde burayı da notlarınıza eklemenizi tavsiye ederim. Şimdi isterseniz hep birlikte o müzeyi gezelim. Davidson bir vuruş ve gol! Davidson! Alanya'dayız. Alanya Spor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'yla birlikteyiz. Kendisiyle hem Alanya Spor'un bugünlere nasıl geldiğini, bu başarı hikayesini konuşacağız. Hem de hedeflerini öğreneceğiz. Başkanım öncelikle tabii bu hikayenin bir geçmişi de var. Oradan alırsak Alanya Spor şu anda ligde çok iyi gidiyor. Hem kulüp yapısı olarak hem sahadaki sonuçlar olarak istikrarlı bir yapı yakalamış durumda. Ama bir de bugünlere nasıl geldiği var. Önce oradan başlayalım isterseniz. Öncelikle ekip olarak Alanya'mıza hoş geldiniz. Sağ olun. Sizleri burada misafir etmekten de onur duyuyoruz. Sağ olun. Tabii şimdi biz 2011 yılında Alanya Spor'u ortada kalmış bir Alanya Spor olarak başına geldik. Bir yönetim oluşturduk. Kendi arkadaşlarımızdan, çevremizden, sözümüzün geçtiği insanlardan. İlk iki yıl hedef yok dedik, işte borçları bitirelim, kulübü düzlüğe çıkaralım. Ve nitekim öyle yaptık. Üçüncü yılımızda işte PTT Lig'e çıktık. Ertesi sene işte Süper Lig'e çıktık. Bu sene de Süper Lig'de 6. sezonumuza giriyoruz çok şükür. Ve istikrarlı biçimde de gidiyor. Tabii yani istikrarlı, zaten bizim hep amacımız, hedefimiz şuydu yani. Biz bu ligde kalıcı olmak istiyoruz. Tabii son zamanlardaki hedefimiz ilk 10'un içerisinde en iyi yerde bitirmek. Şimdi yeni bir hedef belirlediniz mi? Artık ligde şu anda ilk 5'in içerisinde sürekli Alanya Spor. Yeni hedef ne? Şampiyonluk, Avrupa Kupaları var mı böyle bir hedef? Ya şimdi tabii ki Avrupa Kupalarına gitmeyi çok istiyoruz. Ama ligi sıralamasında, ama Türkiye Kupası olarak artık yani bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz. Gitmeye çok istiyoruz ama ligin neresinde bitiririz onu tabii ki bilemeyiz. Peki hayalde hep bir şampiyonluk vardır her takımda muhakkak. Siz buna biraz daha yaklaşmış gibi gözüküyorsunuz. O şampiyonluk hayali ne kadar var şu anda? Tabii şimdi bu kolay bir iş değil. Bu çok zor bir iş. Mutlaka hayalinde her takımın vardır. Bizim de inşallah bir gün bizim de olur. Başka takımların da olsun. Anadolu'ya da şampiyonluklar yayılırsa zaten futbolun yani renkliliği orada ortaya çıkar. Tabii ki inşallah bir gün o da olur. Peki özellikle siz transfer ettiğiniz futbolcularla tanınıyorsunuz birkaç senedir. Yani herkes transferde zorluk yaşarken, bazı futbolcular istenilen verimi veremezken Alanya Spor kimi alsa nokta atışı yapıyor. Bu nasıl oluyor? Fikir birliği yaparak da transferleri yapıyoruz. Zaten bizim kadromuzdaki listemizdeki oyuncuları zaten bizim hocalarımızdan beğenmeyeceği oyuncular değil zaten. Burada fikir birliği yapıyoruz. Hangisini alabiliyorsak listemizdeki oyuncuları almaya çalışıyoruz. Bir de bizim burada çok biz Türkiye'de biliyorsunuz menajerlik sistemi çok farklı. Evet. Bir oyuncu, yurt dışından bir oyuncu istediğiniz zaman senin istediğini hissettikleri zaman hemen oradaki menajerini araya girip hemen ona dahil olmaya çalışıyorlar. Ben buna son verdim Alanya Spor Kulübü'nde. Siz direkt alıyorsunuz. Dahil etmiyoruz. Zaten bizim çalıştığımız bir sistem var. Biz kimi istiyorsak biz zaten belliyoruz. Cenk ediyoruz ki sen bu futbolcuyu al gel. Direkt sen muhatap ol. Menajeriyle, futbolcuyla. Biz oradan girdiğimiz zaman hem fiyatlarda bizim avantajımız oluyor. Zaten burada da belli. Aldığımız oyuncuların, yabancı oyuncuların hepsinden biz faydalanıyoruz. Yani
İşte gelir de sağlıyorsunuz bunlara. Tabii gelir de sağlıyoruz. Kadroda tutup işte göndermeye çalıştığımız, üste para verip göndermeye çalıştığımız oyuncular mı yok? Bu zaten Türkiye'deki birçok takımda bu sorun var, bu problem var. Orta geldi şimdi penaltıya, kafa vuruşu, sekti ve gol! Alanya Spor antrenman sahasındayız. Alanya Spor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'la, Bülent Hocamızla birlikteyiz. Alanya'yı, Alanya Spor'u konuşacağız. Öncelikle ben tabii programın adından da yola çıkarak hemen şununla başlayayım. Alanya bir futbol şehri mi? Buraya geldiğinizden beri gözlemleme şansınız olmuştur. Futbola ilgi nasıl burada? Aslında öyle diyebiliriz. Çünkü futbolu seven sırf yerli insanlar yok. Yabancı gelip buraya yerleşen insanlar var. Onlar da futbolu seviyor. Yani bir futbol takımının Süper Lig'de olması o yerin marka değerini de arttırıyor açıkçası. Dolayısıyla da herkesin futbol ilgisi var. Peki Alanya Spor'a geçelim. Baktığımız zaman kısa vadede ve uzun vadede hedefi nedir Alanya Spor hocam? Şu an için her şey iyi gidiyor. İstediğimiz gibi gidiyor. İstediğimizden daha da iyi olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Yani inşallah böyle devam eder. Çünkü biz hep maç maç bakıyoruz. Yani o maç bakmak zorundayız. Yani uzun hedeflere kısa hedeflerle ulaşabilirsiniz. Şunu sorayım. Alanya Spor dediğimiz zaman aslında son yıllarda hep doğru transferler yapıp o transferleri bir şekilde en iyi yararlanan kulüplerden biri. Evet. Belki de en iyisi. Doğru. Çok doğru. Takımdaki oyun yabancılarla ilgili özellikle böyle bir tespit yapabilir miyiz? Son 3-4 senedir gerçekten çok doğru transfer yapıyorlar. Ve o transferleri de büyük kulüplere veya şampiyonluğu oynayan kulüplere bonservis bedeliyle satıyorlar. Zaten bu gibi kulüplerin bu şekilde sirkülasyonu sağlaması lazım. Yani giden oyuncunun yerine o ayarda bir oyuncu bulabiliyor ki buluyorlar yani. Bunda da çok başarılılar. Peki Alanya Spor takımına baktığımız zaman sistem olarak da oynadığı futbol olarak da her maçta şunu görüyoruz ki belli bir oyun şablonu var. Evet. Siz geldiğinizden beri bu şablonu her maçta görebiliyoruz. Bununla ilgili bir şeyler sormak ister misiniz? Bu sistemi oturtmak zaman aldı mı? Şu an tam istediğiniz noktada mı takım? Aslında sezona başlarken farklı bir sistem vardı. Evet. Ama geçen seneden kalan bu sistemin izleri de vardı. Dolayısıyla oyuncu grubu da çok akıllı bir oyuncu grubu. Çok bu işi çabuk kavrayabilen, öğrenebilen bir oyuncu grubu. Bu bizim için bir avantaj. Bu avantajı kullandık diyebiliriz. Ama her şeyin başı sonuçtur. Sonucu aldığın zaman işler daha kolay oluyor. Sonucu alamazsan işler daha zor oluyor. Bu da bizim için bir avantaj oldu. Son olarak şunu soracağım. Ben her anlatmaya geldiğimde görüyorum. Biraz tribünler boş kalıyor. Hazır böyle bir imkan varken bir çağrı mı yapsak acaba? Çünkü takım ligde zirve oynayan bir konumda. İyi futbol oynanıyor. Güzel futbol oynanıyor. Tribünler biraz sanki boş kalıyor. Yani tabii ki her teknik direktör, her oyuncu stadın dolu olmasını ister. Bizim de amacımız bu, isteğimiz bu. İnşallah bundan sonra olur. Evet, böyle de bir çağrı yapmış olduğum sonunda. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz hoş geldiniz. Sağ olun, sağ teşekkürler. İlk dokunuşu Davidson çevirdi, Efecan! Gol geldi! Efecan attı! Alanya Spor kaptanı Efecan Karaca ile birlikteyiz. Amili spor takımımızda önemli oyunculardan biri ve 9 sezondur burada. Alanya'yı sormak için en doğru insan belki de. Alanya bir futbol şehri midir sence? Kesinlikle futbol şehridir. Buradaki hem Türkler hem yabancı seyircilerimiz de var zaten ama tabii pandemiden dolayı onlar giremiyor maça. Onlar da çok takımlarına destek oluyorlar. Peki sen aslında başarı hikayesini en iyi tanıklarından birisin. İkinci ligden Süper Lig'in hatta zirvesine doğru bir yol. Nasıl oldu bu başarı hikayesi Alanya'da? İlk ikinci lig B'de başladık. İlk senemizde şampiyon olduk. Sonra PTT'ye çıktık. PTT birinci ligde de ilk senemiz playoff oynadık. Evet. Direkten döndük Süper Lig için.
ikinci PTT senemizde, yani benim üçüncü yılımda Süper Lig'e çıktık. Ondan sonra dediğiniz gibi yavaş yavaş yükseliş. Şu anda da çok iyi bir konumdayız. 2-3 yıldır da hep hani ilk 5, ilk 6 içerisinde bulunuyoruz. Türkiye Kupası'nda final oynadık. Peki şampiyonluk bir hayal midir şu noktada baktığın zaman? Gidebildiğimiz en üst noktaya kadar gitmek istiyoruz. Ama tabii şampiyonluk şu an için çok zor. Çok zor. Hani hayal gibi diyelim. Ama biz elimizden geleni yapmak istiyoruz. Yani maç maç bakıyoruz. Biz en üst seviyede Alanyaspor ligin en üstü neresiyse orası. Üçüncü mü üçüncü, dördüncü mü dördüncü. Evet. Artık Amili futbol takımının sürekli oyuncularından birisin. Evet. Buraya gelirken, Alanya kariyerine başlarken böyle bir şeyi sen hayal ediyor muydun? Vallahi açık söyleyeyim, hayal etmiyordum ama şöyle. Süper Lig'e ilk çıktığımızda ilk 10 hafta falan hiç kadroya girememiştim. Çalışıyordum da. Bakıyordum tabii, idmana çıkıyordum. Sonuçta hepsi yurt dışından gelen oyuncular, hep kariyerli oyuncular, Wagner'lov falan vardı. Kendimi görüyordum onların arasında. Diyordum yapabilirim ya, daha iyi üste gidebilirim. Ve sonra ikinci yılda buna gerçekten hayal etmeye başladım. Süper Lig'de oynadım, ikinci yıl bunu hayal etmeye başladım. Daha çok çalışmam gerektiğini. Hep çalışıyordum bunun için. Çok şükür Allah da bana nasip etti. Tabii Şenol Hoca sayesinde oldu o da. Ona da teşekkür ederim. Taşıdı topu, üç arkadaşı içeride, ortaya doğru. Efecan önünde buldu. Efecan vurdu topu alarda. Efecan attı 1-1, üst üste goller. Alanya Kalesi'ndeyiz. Alanya Kalesi 6 kilometrelik surlarla çevrili, 10 hektarlık bir alana yayılmış devasa bir kale ve aslında çok da önemli bir kale. Burası sırasıyla Helenistik dönemde Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kullanılmış. Baktığınız zaman önemi nereden geliyor? Aslında çok eskilere gittiğimiz zaman korsanların uğrak merkezi olan şehir ve o zaman ne zaman yapıldığı bilinmeyen kaleyle birlikte anılıyormuş. Sonrasında korsanların hakimiyetine son verilmiş, burada kale kurulmuş. Ama burayı Alaaddin Keykubat'ın fethetmesiyle birlikte kale de herhangi bir savaş yapılmadan ona teslim edilmiş. Aslında en önemli, en parlak dönemini de hem Alanya hem de Alanya Kalesi Alaaddin Keykubat ve Selçuklu döneminde yaşamış. Kalenin surları biraz daha genişletilmiş, kale biraz daha sağlamlaştırılmış, daha görkemli hale gelmiş ve içine de pek çok yapı yapılmış. Tabii onların başında tersane geliyor, tophane geliyor, Kızıl Kule geliyor. Bunların hepsini kaleyle birlikte düşünmek gerekiyor. Buraya bunun yanında pek çok da yapı yapmış Alaaddin Keykubat. Selçuklu döneminin sona ermesiyle birlikte burası Osmanlıların hakimiyetine geçmiş ve Cumhuriyet yıllarına kadar da bu şekilde gelmiş. Alaaddin o zamanki adıyla Cumhuriyet'in ilanından sonra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk şehrin adının Alanya olarak değiştirilmesini istemiş ve ondan sonra da Alanya olarak burası anılmaya başlamış. Buraya çıktığınız zaman aslında önemli olan şey şu, bütün Alanya'yı görebiliyorsunuz. Muhteşem bir manzara var ve benim bildiğim Türkiye'de güneşin battığı üç güzel yer var. Onlardan biri de Alanya Kalesi. Güneşin batımını, gün batımını burada izlemek gerçekten çok büyük bir keyif. Ayrıca tüm Alanya'yı da görebiliyorsunuz. Futbolun şehirlerinde bu hafta Türkiye'nin en güzel köşelerinden biri, turizm cenneti Alanya'daydık. Alanya'daki programımızı da Alanya'nın en güzel manzarasından kapatıyoruz. Alanya Kalesi'ndeyiz. Gün batımındayız. Muhteşem bir manzara var. Alanya'nın güzelliklerini bu programda sizlere aktarmaya çalıştık. Ve tabii ki Alanyaspor. Son yıllarda Süper Lig'de adından söz ettiren, Avrupa kupalarını, hatta şampiyonluğu hedefleyen Alanyaspor'un son durumunu öğrendik, hedeflerini konuştuk. Alanya'da gezilecek, görülecek çok şey var. Sadece deniz, kum, güneş bunlardan ibaret değil tabii ki Alanya. Çok önemli bir tarihi mirasın üzerinde yer alıyor ve biz de elimizden geldiğince bu programda onu size yansıtmaya çalıştık. Muhteşem bir manzaradayız. Gerçekten çok güzel.
Yılın 12 ayı da çok güzel Alanya ve neden burası turizm cenneti, buraya geldiğinizde bunu çok daha iyi anlıyorsunuz. Biz bu hafta Alanya'daydık. Önümüzdeki hafta nerede olacağız onu biz de bilmiyoruz. Ama futbolun şehirleri Anadolu'yu karış karış gezmeye devam edecek. Hoşçakalın.